Adamın biri Hızır Aleyhisselam'a aşık olmuş. Ağlar. Hani esirikli adam derler ya, dağlara çıkar, topraklara yuvarlanır, efendim, yüzünü yerlere kor, dualar eder, feryad eder Rabbisinden ister. Ya Rabbi bu muhterem zatı bana göster diye ister ve ister. Muhterem Müslümanlar, Mecnun ile Leyla'yı okuyun, Ferhat'la Şirin'i okuyun, Kerem'le Aslı'yı okuyun. Mecazi ve maddi aşk bile insanın başına ne dertler, badireler açıyor. Gençliğimizde onlar okuduğumuz şeylerdi. Evet muhterem Müslümanlar, ya Hızır Aleyhisselam'a aşık olunca Allah dostuna aşık olan bu kişi de yanmış yakılmış çöllerde dağlarda dolaşmış ve ısrar ediyor. Görmeden ölmeyeceğim Allah'ım diyor. Nihayet bir gün Cenab-ı Hak lütfediyor, Hızır kuluna emrediyor Mevla. Git şu kuluma görün artık, çektiği çile yeter artık diyor Cenab-ı Halik Hızır gelen. Hazreti Hızır Aleyhisselam geliyor, kapısını çalıyor. Buyurun efendim diyor, minderine oturunca ben Hızır'ım, bakalım ne isteyeceğim söyle diyor. Senedir, yıllardır bu dertle yandım yakıldım, ne diyeceğim bakalım diyor. Ya Rabbi muradımıza ermeyi nasip et. Amin. Yalnız burada şunu söyleyeyim muhterem Müslümanlar, hedefi kaybetmeyin. Milyar Hızır olsa biz Hazreti Muhammed'in ümmetiyiz. Sakın ola ki hedefi kaybetmeyin. Tamam mı? Milyar Hızır Aleyhisselam olsa biz Hazreti Muhammed'in ümmetiyiz. Çok saygı duyuyoruz ama bizim Muhammed'imiz var. Tamam mı? Müslümanlar, biz Hazreti Muhammed'e ümmetiz elhamdülillahi teala. Ya. Hızır Aleyhisselam, o Hızır Aleyhisselam'a çok aşık olan zatın evine gelmiş, yandın yakıldın yıllarca, hadi ben Hızır'ım demiş bakalım. Muhterem müminler, o zat demiş ki, hay efendim, böyle gelmeniz, böyle görüşmeniz, böyle görünmeniz mümkündü de, beni bu kadar yıllarca niye yaktırdınız, yandırdınız, çöllere düşürdünüz demiş. Dağlarda, bayırlarda gezdirdiniz demiş. Hızır Aleyhisselam, asıl bunun için anlatıyorum size. Hani cemiyetten söz açıldı da, insanı kamil meselesinden söz açıldı. Halk içerisinde mes'ud insandan söz açıldı da, Hızır Aleyhisselam cübbesini giydirmiş, külahını da başına geçirmiş o zatın, o aşık kişinin, sen çarşıya git, sen şimdi Hızır'sın demiş, herkese görün hadi bakalım demiş. Hani o kahretli biraz niyaz etti ya, bana şimdiye kadar niye görüşmedin, görünmedin efendim diye, sen şimdi Hızır'sın, çarşıya çık, herkese görün bakayım demiş. Muhterem müminler, adam şöyle köşeyi bir dolaşıyor ki, yani kimse kimseye darılmasın muhterem müminler. Latife arz ediyorum. Bakmış kimi kuyruklu, kimi boynuzlu, efendim, kimi kanatlı, kimi horoz, kimi maymun, kimi filan, kimi falan. Çarşı mahlukat dolu. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Ya Mevlana öyle diyor, mümin titremelisin, mümin kardeşim titremelisin bak, aşk eri öyle diyor, dünyada siret ve manan neyse mahşerde içini dışına çıkararak Cenab-ı Hak öyle haşredecek diyor. Kimi horoz suretinde, kimi maymun suretinde, kimi falan, kimi falan, mahşerdeki suretin, dünyadaki siretin olacaktır diyor. Onun için bu alemde devamlı iltica etmeliyiz. Ya Rabbi bize gerçek insan, mutlu insan olmayı nasip et diye. O zatın keşfi açılıverince, sen benim yerime Hızır'sın hadi bakalım diye, gözünden perdeyi Hızır Aleyhisselam biiznillah alınca,
herkesi sureti haliyle görüyor mesela. Zalimleri sırtlan şeklinde, dönek ve iki yüzlü insanları maymun şeklinde, şehvetinden başka bir şey düşünmeyenleri horoz şeklinde, onu bunu ısıran, gönül kıran kimseleri köpek şeklinde ve hakeza ve hakeza. Rabbimiz muhafaza bursun. Adamcağız biraz daha şöyle ileriye gidince, dikkat edin bakayım Müslümanlar, latifeyi hemen kavrayın. Şöyle ileriye gidince bir zat görmüş. Ay yüzlü, pırıl pırıl bir insan, adeta alnından nur akan bir insan görmüş. Yaşlı bir insan. Selamünaleyküm baba diyor. Ve aleykümselam evlat diyor. Efendim diyor, ben Hızır'ım, bir dileğin var mı benden diyor. Bizim Hızır. Efendim ben Hızır'ım diyor, bir dileğin var mı benden diyor. Evladım sen işine bak, bize Hızır lazım olursa senin eve varız diyor. Dünya ve içindekiler sizin olsun. Bana bu gerçeği verin, olmaz mı Müslüman? Dünya ve içindekiler sizin olsun. Bana bu gerçeği verin inşallah.